Bugün yepyeni bir felsefeye giriş yapacağız. 18. yüzyıl felsefesi. İskoç aydınlanmasından başlıyoruz. Coğrafi olarak adada konumlanmış olmak ve büyük ölçüde İngiliz aydınlanmasından beslenmekle birlikte ondan yaklaşık 50 yıl sonra başlayan İskoç aydınlanmasının başlangıç tarihi olarak David Hume'un İnsan Doğası Üzerine Bir Deneme adlı eserinin yayımlanış tarihi yani 1739 yılı kabul edilir. En önemli temsilcilerinin Francis Hutcheson, David Hume, Adam Smith ve Thomas Reist olduğu İskoç aydınlanması aslında birbirlerinden haberdar olan yaklaşık 50 kadar entelektüelin katkıda bulunduğu kurumsal desteği olan bilinçli bir hareketi ifade etmekteydi. Bilimci, ilerlemeci unsurları da olan çok yönlü bir hareket olmakla birlikte kendisini esas itibariyle tarih, iktisat ve ahlak alanlarında gösteren sosyal teoriyle karakterize oldu. Buna göre İskoç aydınlanmacılar insanın toplumsallığını ve sosyalleşebilirliğini apaçık bir olgu olarak gördüler. Onun bütün açıklığa rağmen insanda bulunan sosyal içgüdü veya toplumsallık iştihası üzerinden açıklama yoluna gittiler. Özellikle de Hume ve Smith söz konusu olduğunda doğa durumu ve toplum sözleşmesi gibi fikirleri açıkça reddederken İngiliz ve Fransız aydınlanmasının tipik görüşlerinden önemli ölçüde ayrıldılar. Locke'un deneyici epistemolojisinin özü itibariyle iyimser ve mükemmelliyetçi felsefelerinin temelini oluşturduğu İngiliz ve Fransız filozoflar tecrübeyi şekillendirmenin insanın daha sonra aklın bulguları tarafından biçimlenecek olan karakterini şekillendirmek olduğunu düşündükleri için insanları istenen aydınlık ve doğru yola sokmanın mümkün olduğuna inanıyorlardı. Buna göre toplum rasyonelleştiği ölçüde gelecek kuşaklara aktarılan deneyim ve birikim daha sonra rasyonel hale gelecekti. İskoçya'nın Hume, Smith ve Ferguson gibi aydınlanmacıları bu tablonun oldukça basit ve büyük aydın ölçüde gerçek dışı olduğunu öne sürdüler. Çünkü aklın kapsamının alışkanlık ve adetler tarafından alabildiğine daraltıldığına, toplumsal normların akli bir kavrayışın değil de sosyalleşmenin ürünü olduğuna, meşruiyetin değil de sosyalleşmenin ürünü olduğunda, meşruiyetin pratikte söz gelimi, rıza benzeri rasyonel bir ilkeye değil, duygulara dayandığına inanıyorlardı. Onlarda akılcı bireyciliğin rolünün bu şekilde önemsizleştirilmesi, bir taraftan da İskoçların toplumsal kurumları sosyal nedenlerin sonuçları olarak açıklama çabalarının ifadesi olmak durumundaydı. Onlar olayları salt art arda dizmenin ve yalın tarihsel alıntıların ötesine geçerek dizmenin ve neden sonuç ilişkilerinden oluşan diziler, tarihi dönemleştiren sınıflayıcı şemalar oluşturmaya çalıştılar. Temel kabulleri de insan doğasının ilkeleri ve işleyişi itibariyle her yerde bir ve aynı olduğuydu. Söz gelimi Adam Smith, toplumsal tarih veya sosyal gelişmeyi işte böyle bir ruhla dört aşamalı bir süreç olarak değerlendirmişti. Avcılık, hayvancılık, tarım ve mübadele kendilerinin bu evrelerden dördüncüsünde ticari evrede bulunduğunu öne süren İskoçlar, endüstri, bilgi ve insanlığın ticari toplumlarda birbirlerinden ayrılmazcasına var olduğunu savunmaktaydılar. İskoç filozoflar ilkel toplumların tembel, cahil ve vahşi olduklarını, öteden beri dağılmış küçük gruplar halinde yaşadıklarını, pek çok tanrıya taptıklarını, gelişmiş bir ahlak duygusu ve beğeniden yoksun bulunduklarını, oysa kendilerininkini bir ticaret toplumunun alabildiğine çalışkan ve üretken olduğunu, moral duyguların olabilecek en rafine düzeyde bulunduğunu, dinin batıl itikatlardan arındırılmış olduğunu öne sürmekteydiler. Adam Smith ve Hume gibi filozoflar ticaret toplumunu belirleyen en önemli özelliğin orada herkesin bir şekilde tüccar olması olduğunu belirtirken adaletin toplumsal hayat için vazgeçilmez olduğunu öne sürdüler. İskoç aydınlanmasını karakterize eden felsefi tavırlar daha somut olarak ifade edildiğinde onların art alanında her şeyden önce İngiliz aydınlanmasından özellikle de Locke'dan miras alınan deneyici bir epistemoloji bulunduğunu söylemek gerekir. Bunun dışında İskoçların aydınlanmaya esas büyük katkılarının sergilemiş oldukları bilimci tutumdan doğa bilimleri alanında 17. yüzyılda kaydedilen büyük başarının da etkisiyle sosyal bilimleri veya insan
ve toplum bilimlerini, doğa bilimlerini yaratmış olan vizyon ve metodolojiyle inşa etme teşebbüslerinden oluştuğu söylenebilir. Söz gelimi psikoloji veya insan zihnine ilişkin araştırmalarda İngiliz filozoflarının kendilerini fizikçilerin veya fizyologların doğa bilimci olmaları anlamında birer doğa bilimci olarak gördükleri kabul edilir. Bilimsel bilginin her alandaki gelişimini aydınlanmış bir kültürün merkezi unsuru olarak gören Francis Hutcheson, David Hume, Adam Ferguson, Adam Smith ve Thomas Wade gibi filozoflar pozitivist tutumlarını sadece psikoloji alanında değil fakat antropoloji, tarih, hukuk ve ekonomi politik alanda da ifade ettiler. Başka bir deyişle bu filozoflarda insan doğasına ilişkin felsefi bir analizle insan toplumuna, tarihe ve doğal dünyaya ilişkin ampirik bir analiz insan ve toplum bilimlerinin doğuşuna götürecek olan özgür ve ayırt edici bir sentezde bir araya geldi. Antropoloji ve tarihle ilgili araştırmalarında tahmini tarih anlayışıyla karşılaştırmalı tarih anlayışından faydalanarak çizgisel bir hat üzerinde gelişen bir tarih tasarımı ortaya koyan İskoç aydınlanmacıları, ekonomi, politik alanında ise doğrudan doğruya Newton'dan yola çıktılar. Buna göre Newton'un gözle görünür dünyanın yapısını bilimsel bir metodolojisiyle gözler önüne serebileceğimizi ifade eden ana argümanını aynı şekilde benimseyen Hume, Smith ve Ferguson gibi İskoç filozoflar klasik metodolojinin tüme varım, tümden gelim ve doğrulamadan oluşan bütün unsurlarını kabul edip ekonomi politiğin bütün ana konularını sistematik bir biçimde ele aldılar. Şimdi devam ediyoruz. Francis Hutcheson. Ahlak duyusu öğretisi İngiltere'de Hobbes'un egoist etiğine bir tepki olarak doğmuş olmakla birlikte onu esas geliştirenler İskoç filozoflar özellikle de Francis Hutcheson 1596-1644 yılları arasında yaşamış olmuştur. Thomas Hobbes iyi ve kötünün doğal olarak her bir insanın kişisel istek ya da iştihasına bağlı bulunması ve insan doğasının da özü itibariyle egoist olması nedeniyle ahlakın ancak beşeri uzlaşımlarda temellendirilebileceğini öne sürmüştü. Doğal koşulların insanı başkalarını gözeten duygulanım ve eylem tarzlarını tamamen bir tarafa bırakarak salt kendi çıkarını gözetmeye yönelttiğini savunan Hobbes, insanın toplum içinde ahlakın emirlerine itaat etmesinin öncelikle ve temelde öz çıkarı gözeten motiflerden kaynaklandığını iddia etmekteydi. Ahlak duyusu öğretisi İngiltere'de Shaftesbury tarafından Hobbes'un söz konusu egoizmine bir karşılık olarak ortaya konmuştu. Hutcheson etiğini hocası Shaftesbury'den miras almış olduğu ahlak duyusu kavramı üzerine inşa etti. Fakat öğreti Bentham'ın ünlü yarar ilkesini tek bir sözcük farklılığıyla çok sayıda insan için en büyük mutluluk diye ifade ettiği için yararcılığın babası olarak kabul edilen Hutcheson'da önemli bir aşama kaydetmiş olarak karşımıza çıkar. Buna göre ortalama insanın bir ahlak eğitimi almadan erdem ve erdemsizlik arasında bir ayrım yapabilmeye yetili olduğunu öne süren ve dolayısıyla 18. yüzyıl İngiltere'sinin mülkiyetçi bireylerinin kendi aralarında ahlaki ve toplumsal ilişkiler tesis edip geliştirebilecekleri ve çatışmaya düşerlerse bunu uygun bir dille çözebilecekleri insani bir yeti arayan Hutcheson'ın temel amacı insan varlığındaki bütün birbirleriyle bağdaşmaz eğilimlerin, istek ve arzuların içerisinde bağdaştırılabileceği kendine özgü bir şey bulmak için çabalamak olmuştur. Hutcheson'un işte bu çerçeve içinde bulduğu ve onun etiğinin özünü ya da temelini oluşturan ahlak duyusu onda her şeyden önce ahlakı ve ahlaki bilgiyi temellendirmeye yarar. Nitekim İngiliz ampirisizminin Locke'la başlayan yolundan giden filozof, ahlaki bilginin insanın belli bir insani yeti yoluyla kazandığı bir bilgi türü olduğunu söylemiştir. Ahlak duyusu dolayısıyla ikinci olarak ahlak ve ahlaki bilginin Tanrı'ya ve ilahi vahye dayandırılamayacağını gösteren Hutcheson'da ahlakı bağımsızlaştırmaya ve onun kendi ayakları üzerine oturtmaya yarar. O üçüncü olarak Hume'a giden yolda etiğin odak noktasının bir önceki yüzyılın yazarlarının entelektüelizminden uzaklaşıp duygulara ve tutkulara yönelik yeni bir araştırma tarzına taşınması gerektiğini ortaya koyar. Gerçekten de Hobbes ile Hume arasında bir köprü oluşturan Hutcheson, üçüncü olarak insan varlıklarının başka insanların mutluluğunu, türdeşlerinin iyiliğini sadece kendi iyilik
ya da mutlulukları için bir araç olarak değil, fakat kendi içinde bir amaç olarak istediklerini, ahlak duyusunun dolayımsız objesinin iyilik ya da hayırseverlik olduğunu öne sürdüğü için ondaki ahlak duyusu anlayışı Hobbes'un etik egoizmini yumuşatıp İngiliz bireyci etiğinin son çözümlemede bir toplumsal yarar etiğine dönüşmesi sürecine önemli bir katkıda bulunur. Hutchison'un etik teorisi aslında Orta Çağ'ın ilahi bir temeli etik görüşünün modern dönemde yıkılışından sonra yaşanan ve aydınlanmaya neredeyse damgasını vuracak şekilde 100 yıl kadar süren ahlakın temelleriyle ilgili meşhur tartışmaya yaptığı katkının bir ifadesi olmak durumundadır. Ahlakın kaynağı ve doğasıyla ilgili olarak bağdaşmaz görüşlerin öne sürüldüğü bu tartışmaya katılan herkes açıklanmaya muhtaç ahlaki fenomenler bulunduğu olgusunu kabul etmişti. Söz gelimi iyi ve kötü, doğru ve yanlış, adil ve adaletsiz gibi ortalama insanın rahatlıkla ve doğrulukla kullandığı bir takım ahlaki terimlerin varoluşunu inkar eden tek bir kişi yoktu. Dolayısıyla Hutchison da bu terimlerin gösterdiği ahlaki farklılıkların gerçek olduğunu kabul ederek ahlakın temellerinin ancak bu gerçek farklılıklar nesnel bir takım yön ya da niteliklere götürüldüğü zaman verilebileceğini öne sürdü. Bu temelin çok daha önemlisi erdemin temelinin ceza korkusu olduğunu iddia eden Hobbes, Pufendorf ve Locke'un teorileri türünden Hutchison'a göre toplumsal olarak tehlikeli bir takım görüşlere bir panzehir olması için ortaya konması gerekiyordu. O bu nedenle incelemede önce egoist ahlakçılar diyerek karşı çıktığı Hobbes ve Mandeville gibi filozoflarla Locke'un görüşlerine karşı çıktı. Etik teorisi Locke'un deneyici epistemolojisine çok şey borçlu olan Hutchison, onun moral idelerimiz ve ahlak psikolojimizle ilgili açıklama ve yorumlarından hiçbir şekilde tatmin olmamıştı. Gerçekten de Locke söz gelimi güzellik ve erdem benzeri terimlerle ifade edilen normatif idelerin kompleks ideler olduklarını ama deneyime dayanan bir malzemeden oluşturulmuş olmakla birlikte nesnel karşılıkları bulunmadığını öne sürmüştü. Hutchison, zihinlerimiz tarafından bir şekilde oluşturulmuş olan bu idelerin gerçek herhangi bir şeyin kopyası olmadığı gibi gerçek varoluşa sahip bir model ya da kalıba göre yapılandırılmadıklarını savunan Locke'un ahlaki ya da normatif idelerin kaynağıyla ilgili antirealist açıklaması veya yorumunun hatalarla dolu olduğunu iddia etti. Aynı şekilde Locke'un haz ve acı yorumunun da çok dar kapsamlı olduğunu bildiren Hutchison, onun beş duyu dışında başka duyular da söz gelimi bir güzellik veya ahlak duyusunun olduğunu görememesinin büyük bir yanılgı olduğunu söylemekteydi. Ona göre insan doğası Locke'un düşündüğünden çok daha karmaşık olmak durumundaydı. Etik egoizmin savunucuları Hobbes ve Mandeville ile olan derin anlaşmazlığına gelince, Hutchison her şeyden önce onların insan doğası ile ilgili insanın aslan ve değişmezcesine bencil ve kötü olduğunu dile getiren kötümser ve kinik görüşlerine karşı çıktı ve bu görüşün yerine insanda asli bir iyilik unsurunun da bulunduğunu dile getiren iyimser bir insan doğası tasarımı ikame etti. Daha önemlisi Hobbes ve Mandeville'in bütün insan eylemlerinin öz çıkar tarafından güdülendiklerini öne sürdükleri yerde, Hutchison, İnsanların başkalarını gözeten motiflerle de eylediklerini, bu yüzden egoist teorinin ahlaki deneyimimizin pek çok yön ya da özelliğini açıklayamadığını ifade etti. O egoizmin yanlış bir teori olduğunu, eylem ve olgulara verdiğimiz farklı tepkileri açıklayamadığını, ahlaki takdir ve yargılarımızın bu filozofların varsaydığından çok daha derin bir yapı sergilediğini öne sürmekteydi. Hutchison, biz insanların bir, doğal olarak iyi olanla ahlaken iyi olan, 2. ahlaki iyi ile kötü ve 3. doğrudan ya da özsel olarak iyi olan ile araçsal olarak iyi olan arasında bir takım ayrımlar yaptığımızı iddia etti. Bundan sonra onu meşgul eden en temel soru şu oldu. Bizim yaptığımız ve ne Locke'un epistemolojisi ve etik teorisi ne de egoist etik anlayışı tarafından açıklanabilen bu ayrımlar nasıl açıklanabilir? Başka bir deyişle bizim bu ayrımları yapıyor ve yapabiliyor olmamız olgusu, insan doğasının hangi yön ya da özelliğine sahip olmasını gerektirir. Hutchison sorunun yanıtını ahlakın temellerine ve insanın moral bilgisinin nasıl analiz edilebileceğine ilişkin tartışmaya bir katkı oluşturacak şekilde ahlak duyusunda buldu. Hutchison'un gördüğü kadarıyla söz konusu tartışmada iki taraf vardı. Buna göre bir tarafta Samuel Clarke ve izleyicileri tarafından savunulan ahlaki ayrımların akıl tarafından yapıldığı görüşü, buna mukabil diğer tarafta Shaftesbury'nin benimsediği moral ayrımların bir ahlak duyusunun eseri olduğu görüşü bulunmaktaydı. Söz konusu iki görüşün de buluştuğu iki ortak nokta vardı.
Bunlardan birincisine göre ahlak bilgisi ancak insanın bir yetenek ya da fakültesinin faaliyetiyle kazanılabilen bir bilgi olduğu gösterildiği takdirde açıklanabilir. Locke felsefesine dayandırabileceğimiz bu ortak noktaya göre bir şey bilinebiliyorsa eğer onun nasıl idrak edildiği veya bilindiğinin gösterilmesi gerekir. İkinci ortak noktaya göre ahlak bilgisi Tanrı'nın vahyinin bir eseri olmayıp tamamen insanın doğal yeteneklerinin ürünü olmak durumundadır. Hutchison bu tartışmada ikinci tarafın görüşlerine katılır. Yani ahlak bilgisini ve insanın moral ayrımlar yapabilmesi olgusunu Schaefer'den alıp epeyce geliştirdiği ahlak duyusuyla açıklar. Hutchison'un yararcı etik anlayışı hemen hemen tamamen bütün insanlarda var olduğunu söyledi, ahlak duyusuna dayanır. Ahlak duyusunu insanlığın ahlak yetisi olarak tanımlayan filozofa göre bir insana başka bir insana yardım ederken ya da o insan için gerçekten faydalı bir şey yaptığını gördüğümüz zaman onun eyleminin erdemli bir eylem olduğunu söyleriz. Ama yardımsever bir eylem başka biri için faydalı bir davranış niçin erdemli bir eylem olarak görülür? Hutchison, yardım eyleminin iyilik ya da hayırseverlik sergilediği için erdemli bir davranış olduğunu söylememizin, hayırseverliğin neden erdemin temel ölçütü olduğunu açıklayamaması nedeniyle bizi pek ileri götürmeyeceği iddiasındadır. Ona göre aklın burada en küçük bir yardımı olmaz. Zira akıl sadece iki insan arasında belli bir ilişkinin bulunup bulunmadığını söyleyebilir. İlişkinin ahlaki niteliğini algılamak ya da kavramak için akıl dışında başka bir meleke yani ahlak duyusuna ihtiyaç vardır. Onun ahlak duyusu teorisinin gücü ve değeri şu halde insan varlığının iyiliksever ya da hayırsever eylemlerin erdemli eylemler olduklarını nasıl bilebildiğini açıklayabilmesinde yatar. İyilik veya hayırsever eylemler erdemli eylemlerdir. Çünkü bizim hoşumuza gider. Bizde hoşlanma duygulanımını yaratırlar. Hayırsever eylemlerin insanda ona sağladığı yarardan mutlak bağımsız olarak hoşlanma duygusu yarattığını söylemeye özen gösteren Hutchison'a göre ahlak duyusu her şeyden önce doğal bir yetidir. O ahlak duyusu için kendisiyle hem kendimizdeki hem de başkalarındaki erdem ya da erdemsizliği algıladığımız doğal yetilerden biridir der. Ahlak duyusu ikinci olarak eğitimden gelenek ve görenek, misal ya da örneklerden bağımsız bir biçimde işler. Ona göre bu faktörler ahlak duyusunu güçlendirebilir ama onu varsaydığı ya da öngördüğü için yoktan var edemez. Ahlak duygusu doğuştan getirilen bir melekedir. Ahlak duyusu yine tıpkı beş duyu gibi işler. Duyudan genel olarak müdrike veya anlama yetisinin iradeden bağımsız bir biçimde ideler alma, haz ve acı algılarına sahip olma yeterliliğini anlayan Hutchison'a göre görme duyusu bakılan nesnenin görsel izlenimini iradeden ve akıl yürütmeden bağımsız olarak zorunluluk ve kesinlikle alır. Bu durum ahlak duyusu için de aynen geçerlidir. Hayırseverlik gibi erdemli bir davranışın bizde ahlak duyusu aracılığıyla bir hoşlanma duygusu, yalan söyleme veya hırsızlık türünden erdemsiz eylemlerin de bizde bir hoşlanmama duygusu uyandırmaması imkansızdır. Ahlak duyusu öte yandan insanda var olan iki temel eğilim. Yani ben sevgisi ve diğer kam hayırseverlik arasındaki muhtemel çatışmalarda onları uzlaştıran veya hangisinin hakim olması gerektiğini belirleyen yargıçtır. Başka bir ifadeyle hem öz çıkar duygusu ve hem de yüce gönüllü duygulanımlar tarafından güdülenen varlıklar olarak bizler ben sevgisiyle özgeci hayırseverlikten hangisinin bize hakim olmasının bizim için daha iyi olduğu sorusuna cevap veremeyiz. İşte Hutchison'a göre ahlak duyusu bu soruyu cevaplar ve bize eyleme sevk eden duygulanımları düzenler. İnsan işte bu düzenleme üzerinde düşünmek suretiyle mutluluğu için olabildiğince iyi tasarlanmış bir yaşam tarzı sürer. Bu kadar. David Hume'le görüşmek üzere yarın.